Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 12.10'da başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer katıldı. Toplantıda Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isimler arasında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, deftere şunları yazdı: Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye yüzyılını inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve askeri yetkililer katıldı. Toplantıda Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isimler arasında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, deftere Türkiye'nin yakın çevresindeki çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürmeyi ve milletine söz verdiği Türkiye yüzyılını inşa etmeyi amaçladıklarını yazdı.